Bugünkü konumuzu yazıyorum. Paragrafın yorumu. Yani klişe haliyle bir paragrafta ele alınan konu ve ana düşünce üzerinde konuşacağız. Geçen hafta paragraf dersinize başlarken hatırlarsınız belki bazılarınız, demiştim ki paragrafta çok böyle şablon yollar yok. Hani bir paragrafı ne derece başarılı çözdüğümüz, sadece konu çalışarak, daha fazla soru çözerek olmuyor. Daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Daha net dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Ama onun ötesinde dediğim gibi bizim çocukluğumuzdan itibaren okuduğumuzu anlama becerimiz var. Bunun üzerinde çok oynamamak lazım yani. Okuduğunu anlama böyle bir ayda, iki ayda ya da bir yılda kazanılan bir beceri olmadığı gibi, okuduğunu anlama becerisini çok geliştirme, üst bir noktaya çıkarma da öyle çok kısa vadede olan bir şey değil. Nedenle her biriniz, ilk bu sözüm böyle olsun, her biriniz kendinizce bir metni okuyup anlıyorsunuz. Bu konuda kendinize daha fazla güvenin, inanın. Tek geriye kalan şey, şimdi size göstereceğimiz bazı yolları kullanma ve olabildiği kadar metne konsantre olma ile mümkün oluyor. İlk şununla başlayalım. Paragrafın yorumu soruları artık biraz daha değişik tarzda karşımıza geliyor. Özellikle TYT'lerden sonra iki şey soruyorlar bize. Bir konuyu, bir ana düşünceyi, ama şununla başlayayım. Her paragrafta bir düşünce olmaz arkadaşlar. Özellikle son nesil sınavlarda, gerek üniversite sınavında, gerekse lisansüstü sınavlarda ÖSYM'yi bizden öyle bir beceri istiyor ki bu böyle geleneksel becerilerin biraz dışında. Bunun adını artık yavaş yavaş dillendirmeye başladılar. Medya okuryazarlığı. Yani karşınıza getirilen metinler ÖSYM'nin çok uzun yıllar üzerinde sıkça durduğu böyle soyut metinler, felsefi metinler, sanatla, edebiyatla, eleştiriyle, şiirle, romanla, sürekli bunlarla ilgili yazılıp çizilen metinler değil. Mesela öyle paragraflar var ki sadece bir haber yazısı olarak karşımıza getirilmiş. Yani siz bir haber yazısını okuduğunuzda da artık o paragrafı anlayıp değerlendirmelisiniz. Onunla ilgili yöneltilen soruya cevap vermelisiniz. Bir makaleden alınmış bir parçayı da artık okuyup değerlendirmelisiniz. Bir betimleyici paragrafı da okuyup değerlendirmelisiniz. Betimleyici olanı da, anlatıcı olanı da. Bunları niye yazıyorum? Şunun üzerine duruyorum söylediğim gibi. Her paragrafta illa bir ana düşünce olmak zorunda değil. Her paragrafta ama bir konu olmak zorunda. Geçen hafta da söylediğim gibi o konuya da anlatıcının bir bakış açısı olmak zorunda. Şimdi gelelim. Biz ne yapacağız? Hangi yolları size göstereceğiz? Bir paragrafta konuyu ve ana düşünceyi, bunu kavram olarak söylüyorum, bir daha dile getireyim. Aslında aradığımız şey bakış açısı. Bu ana düşünceyi de kapsayan bir ifade. Nasıl yakalayacağız? Hangi yollara gireceğiz? Var mıdır bunun bir takım pratik yolları? Onları ben size bir 8-10 madde yazdıracağım. Sizler de benimle beraber yazın lütfen, üşenmeyin. Ondan sonra da bu yazdıklarımızı özellikle son 2 senenin TYT'nin sınavlarında karşımıza gelen Türkçe soru üzerinde uygulamaya başlayalım. Bunlardan 2 tanesini paragrafı yorumlar, hangi yollara girebiliriz, neyi kullanabiliriz? Kendimizce evet bir becerimiz var ama biz paragrafların tamamını yapmak istiyoruz. 40 Türkçe sorusunun 40'ını da çözmek istiyoruz bu amaçla. İlk İkisini de söyledim. Onlarla başlayacağım. Tümden gelim. Yolunun kullanıldığı.
paragrafta giriş cümlesini önemse. İkincisi, tüme varım. Yolunun kullanıldığı paragrafta sonuç cümlesini önemse. Evet, bu ikisini dedim, geçen hafta söyledim. Şimdi bir üçüncüyle devam ediyorum. En önemlileriyle başlayacağım. Önem sırasına göre yazmaya çalışacağım. Anlatım yolundan üçüncü olarak yararlanacağız. Tartışmacı veya arkadaşlar, kanıtlayıcı. Anlatım. Kullanılan paragrafta anlatıcının yani yazarın bakış açısını iddiasını veya tezini önemse. Bu zaten doğrudan parçanın konusu veya ana düşüncesi olacak. Ne zaman ama tartışmacı ya da kanıtlayıcı anlatım yolu kullandığı zaman. Burayı temizliyorum yine. Bir dördüncü yolumuz. Tanık gösteriliyorsa, tanık gösterme diye bir tekniğimiz var. Bunlardan da bahsederiz size. Yoluna gidilmişse. Tanığın sözünü önemseyeceksin. Şimdi niye böyle? Bir satıcı diyelim iddiasını ortaya attı. Okuyucuya da bunu inandırmak istiyor. Ama biz böyle düşünüyoruz diye herkes bizim sözümüze inanmak durumunda değil. Hayatta da böyledir. Ama iddiamızı bir tanığın sözüyle veya tanığın görüşüyle, ifadesiyle desteklersek o zaman iddiamız da daha inandırıcı oluruz. Bu durumda parçada da tanık gösterme yoluna gidildiğinde tanığın sözü bağlayıcı bir söz olur ve çok işimize yarar. Başka bir yol, örneklendirme yoluna gidilmişse seçilen örneklerin özelliğine dikkat et. Burada da şunu söyleyelim. Örneklendirme, diğer adı bunun somutlamadır bir anlatım yolu olarak. Ortaya konan herhangi bir konuda bakış açısını bizim daha iyi kavramamız, daha somut, daha görünür halde kavramamız için özellikle başvurulan bir yoldur. O zaman örneklendirmede seçtiği örneklere göre anlatıcının, biz onun bakış açısına daha rahat ulaşabiliriz. Başka bir yol, yapısında en, her, tüm, tün gibi genel anlamlı kelimeler barındıran ve genel yargı niteliğinde olan cümleleri önemse. Böyle bir cümle kurmuşsam arkadaşlar, demişsem ki mesela
bütün insanları kendime kardeş görürüm demişsem, aslında ben bu konuşmaya ya da yazıya ne amaçla başlamadığımı da ilan etmiş oluyorum. Yani benim ele aldığım konudaki en geniş, en genel bakış açım budur diye aslında parçanın ana düşüncesini ve benim de bu düşünceye, konuya yaklaşımımı ifade etmiş oluyorum. Bu nedenle de bir parçada siz de böyle yapısında genel anlamlı kelimeler olan ve kendisi de genel yargı niteliğinde olan cümleleri dikkate alarak işinizi yapacaksınız. Başka bir yol, bunu renkli yazacağım arkadaşlar. Geçen hafta paragrafın yapısıyla ilgili konuşurken bağlaçları çok önemsemiştim. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorum. Gerçekten çok önemli, işe yarıyor. Bu bağlaçların bazılarını yazıyorum, siz de yazın. Oysa, halbuki, maalesef, çünkü gibi cümle başı bağlaçlarıyla başlayan ifadeleri önemse. Niye söylediğimizi de ifade edelim. Eğer biz bir cümleye böyle başlamışsak, önce bunun öncesinde mevcut bir durumu muhtemelen ortaya koymuşuzdur. Ve bu bağlaçlarla mevcut duruma katılmadığımızı, başka türlü düşündüğümüzü ve o konuda sanılanın aksine başka doğrular da olabileceğini biz genellikle bu bağlaçlarla dile getiririz. Veya iddia ettiğimiz bir yargı varsa onu gerekçesini göstererek, daha da inandırıcı kılmaya çalışarak okuyucuyu ikna etmeye gayret ederiz ki böyle cümlelere genelde bağlaçlarla başlarız. Başka bir yol, bu da çok önemsediğim bir şey benim. İçinde mecazlı ifadeler olan cümleleri önemse. Bunun gerekçesi de şu, mecazlı ifade arkadaşlar gerçek anlamlı ifadelere göre daha güçlü ifadedir. Anlatıcı mecaza başvuruyorsa demek ki gerçek anlamlı kelimeler ona yetmiyor. Anlatımını daha güçlü hale getirmek istiyor, daha bol çağrışımlı. Bu nedenle de mecaza başvuruyor. O zaman biz de paragrafta mecaz görürsek onları diğer kelimelerin, diğer ifadelerin önüne alıp dikkatle takip etmemiz gerekir. Başka bir yol arkadaşlar. Karşılaştırmaya yer veriliyorsa hangi varlığın ya da kavramın öne çıkarıldığına dikkat edeceğiz. Evet, karşılaştırmada da bir varlığın biz bir yönünü daha belirgin hale getirmek isteriz. Bu nedenle anlatıcı böyle bir tekniğe giriyorsa demek ki biraz daha zihnimizde baskın hale getirmeye çalıştığı bir varlığı ya da kavramı bize gösterecek. Hangisini öne çıkarmaya gayret ettiğine de biz dikkat edeceğiz, onu fark edeceğiz ki o da ana düşünce ve konuda işimize yarayacaktır. Evet, şunları yazarak bağlayacağım. Bir yargı koşula bağlanıyorsa gerekçesi ya da sebebi gösteriliyorsa
amacı ifade ediliyorsa, o yargıya dikkat edeceğiz. Evet, bu da günlük hayatta da bizimle zaten sıkça başvurduğumuz bir şey. Bir yargıyı koşula bağlı söylüyorsak arkadaşlar, koşulu önemsiyoruz demektir. Mesela anne babalarınız size diyorsa ki, üniversitede şurayı kazanırsan sana araba alırım. O zaman senin anne baban için arabanın çok önemi yok. Koşulun önemi var. Yani onun istediği bölümü kazanman onun için çok değerli. Araba alması sadece bir sonuç. Gerekçe gösteriliyorsa, işte seni çok önemsediğim için böyle davranıyorum diyorsa birisi sana, burada seni önemsediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da seni mutlu etmek için böyle yapıyorum diyorsa, seni mutlu etmeye odaklandığını yakalamamız lazım. Anlatıcılar da bu dili kullandığı için, onlar da Türkçe ile bu işi yaptığı için, biz de bu gösterdiğimiz yollarla ancak ana düşüncenin ya da konunun sunulduğunu iddia ediyoruz ve ona göre davranıyoruz. Evet, şimdi bir sayfa paylaşalım. Şuraya açmıştım sanırım. Bu konuştuklarımızı şimdi görmeye çalışacağız. Buraya ben yine bir 8-10 tane soru hazırladım. Bunlar geçen sene ve önceki sene, yani TYT diye bahsetmiş olduğumuz sınavların soruları. Şöyle ekranınızda görebilirsiniz rahatlıkla diye düşünüyorum. Şimdi konuştuklarımızı burada uygulamaya çalışacağım. Sizlere de zaman zaman söz verme imkanı bulabiliriz. Kafanıza takılan bir yer olduğunda lütfen sorun. El kaldırarak söz isteyin. Siz de bu işe katılın. Evet, günümüzde hizmet sektöründen iş dünyasına, çocuk yetiştirmeden sanat üretimine kadar her alanda tatmine, sorunsuz biçimde varabilme yollarının arayışı içindeyiz. Burada ilk fark ettiğim şey, bu adam tümden gelim yolunu kullanıyor arkadaşlar. Ben de ne demiştim? Tümden gelim yolu kullanılıyorsa, birinci cümle bağlayıcı cümle. Yani şuraya kadar benim dikkatli olmam lazım. Peki tümden gelim olduğunu nereden anladım? Bakın, parça parça önce bizi hayatın çeşitli alanlarına dikkatimizi yolladı. Hizmet sektörü, iş dünyası, çocuk yetiştirme, sanat üretimine ve sonra bunları topladı kadar dedi. Her alanda. Bunu da bir madde halinde yazdırmıştım size. Hemen o maddeye bakın, notlarınız öndeyse. Yapısında dedim, genel anlamlı kelimeler olan ve genel yargı niteliğinde olan ifadeleri önemseyeceksin ki bu tümden gelimde zaten ilk cümleler böyle olur. Peki her alanda biz ne yapıyoruz? Konuyu önce saptamaya çalışacağız. Her alanda biz tatmin istiyoruz. Ve bu tatmini sorunsuz biçimde varabilme yollarının arayışı içindeyiz. O zaman bunu konuyu önce nasıl yazabilirim? Ben bu adamın bu parçada hangi konu üzerinde durduğunu, tatmin duygusu üzerinde duruyor bu adam. Bakış açısı ne? Her alanda biz tatmin duygusunu istiyoruz. Ve bunu sorunsuz da yaşamak istiyoruz. Şimdi bakın, diğer cümlelerde bunu biraz daha bakış açımızı geliştirmek için farklı boyutlarıyla söyleyecek, yeri gelecek örneklerle somutlayacak. Ama adamın iddiası bu yani. Biz hayatın her alanında yaptığımız işi bir tatmin yaşamak için yapıyoruz. Everest'te tırmananlar, maraton koşanlar, yoğun ve disiplinli bir çalışmanın sonunda alanlarında ustalaşanlar ise yolun sonunda hissettikleri mutluluk kadar, bakın karşılaştırma geldi arkadaşlar. Bunu da not ettirmiştim size. Yani başarının da bize doğurduğu mutluluk
mutluluk kadar yol boyunca yaşadıkları belirsizliklerden, açtıkları engellerden coşkuyla söz ederler. Ne demiş? Hangi yön daha baskın olarak gösterilmeye çalışılıyor bize? Onu yakalayın demiştik. O da şu ikinci taraf bakın. Yani başarının sonunda hissedilen mutluluk zaten bunu bildiğimiz bir şey ama ben diyor size şunu da göstermek istiyorum. Bir coşku daha yaşanıyor bu mutlulukla beraber. O da aşılan engeller. Bu da bizi nereye götürür yine arkadaşlar? Tatmin duygusuna götürür. Yani bir şeyi başarmış, bir engeli aşmış olmanın yarattığı tatmin duygusu. Belki de ilk bakışta çelişkili gibi görünen bu durum, hangi durum? Yani başarmanın yarattığı mutluluk kadar, belki ondan da fazla, o yol boyu aştığımız engellerden duyduğumuz coşku. Çoğu zaman gayet iyi giden bir işte veya ilişkide farkında olmadan pürüzler yaratmamızı açıklayabilir. Bazen de sırf bu tatmini yaşamak için kendimizce engeller çıkarıp onu aşarak tatmin oluyormuşuz. Şimdi bakın ne yapacağız? Zihinsel bir oyun içindeyiz. Hep söylüyorum bu paragraflarda. Zihnimizi eğiteceğiz önce. Bir metne nasıl bakacağız? Ne arayacağız orada? Hangi cümleleri önemseyeceğiz? Hangi kelimelerin peşine düşeceğiz diye. Ben kendim burada asıl anlatılmak isteneni buraya yazıyorum bakın. Diyorum ki bir kimse ya da bir kimse yerine hepimiz de yazabilirsiniz. Başarı kadar başarıya ulaşırken aştığı engellerin yaşattığı tatmin duygusunu önemser. Şimdi ne kadar uzun çalışırsanız ilk sorularda soruyu her yönüyle metni daha doğrusu ne kadar görebilirseniz arkadaşlar sınav günü gelip çattığında bir paragraf sorusunu o kadar kısa zamanda ve o kadar kendinizden emin işaretleyebilirsiniz. Bunu yazma sebebim şu. Bir parçayı okuduktan sonra şimdi ilk çalışmalarınızda paragraf çözeceksiniz artık bunları öğrendikten sonra. Siz de benim gibi yapın. Yani bu paragraftan siz ne anladınız? Seçeneklerde ne arayacaksınız? Niye? Çünkü geçen sene miydi, önceki sene mi? Çocuklar o kadar çok seçenekler arasında kaldıklarını iddia ettiler ki herhalde 2019, evet geçen senenin Türkçe sorularında sınavdan çıkan dedi ki sorular hep aynıydı dedi. Bütün seçenekler aynıydı dedi. Hatta bir Seda Sayan esprisi de yapmışlardı hatırlarsanız. Her bir seçeneği Seda Sayan'la simgelemiş. Bir seçenekte Seda Sayan'ı spor kıyafetli göstermiş. Bu sosyal medyada böyle oldu. Bir seçenekte Seda Sayan'ı resmi kıyafetli. Bir başka seçenekte yine Seda Sayan'ı abiye kıyafetlerle. Bir başka seçenekte yine Seda Sayan'ı. Ama tüm seçeneklerde hep Seda Sayan var. Yani bunun gibiymiş seçenekler. İşte bundan kurtulabilmeniz için çocuklar bir paragrafı okuduktan sonra o paragraftan hangi mesajı aldığınızı ya kendi kendinize yüksek sesle söyleyin. Deyin ki bu adam bunu demek istiyor. Veya yazın böyle. Bu anlamda zihninizi, kendinizi eğitin ki sınavda böyle üç seçenek arasında, beş seçenek arasında kaldım gibi palavra atmayın yani. Öyle şey mi olur? Öyle olsa soru iptal olur yani. Öyle olursa her şey tartışmalı hale gelir. Sonuçta bunun da belli kuralları, yasaları var. Dil belli yasalarla ancak kullanabildiğimiz bir iletişim aracı ki karşımızda da şu an bir dil ürünü, bir anlatım var. Neyse dağıtmayayım sizi konudan. Bu parçada benim aldığım mesaj, ilk cümlede de dile getirilen konum, tatmin duygusu, bakış açımda hepimizin bu duyguyu yaşamak için hayatta bazı işleri yaptığımız. Şimdi buna göre seçenekleri açıyorum. Bakalım hangi seçenekte bizim konuştuğumuza yakın bir ifade var.
Şöyle bıraktığım zaman arkadaşlar, konularla başlayalım işe. Sonucu değerli kılan. Biz burada neyin değerli olup olmadığını tartışmıyoruz. Onun için bu benim istediğim seçenek değil. İsteklere kolayca ve fazla emek harcamadan ulaşmak. Bunun konusu isteklere ulaşmak. Bu da benim parçada aldığım mesaj değil. Bilinç dışı dürtülerle, ortada sebep yokken sorun çıkarmak, başarıyı tetikler. Konum burada sebepsiz sorun çıkarmak da değildi. Sonuç kadar sürece odaklanarak engelleri aşmak da doyuma ulaşmada önemlidir. Ha, bu doyuma ulaşma, yani orada Arapçasını söylemişti, tatmin diye. Burada bakın Türkçesini söyledi. Tatmine ulaşmada sonuç kadar, orada karşılaştırma yapmıştı hatırlayın. Yani başarı demiştim ben buna. Sürece odaklanarak engelleri aşmak. O karşılaştırmada ne demişti? Başarı kadar, başarıya ulaşırken aştığımız engeller de bizi tatmin eder demiştim. O zaman benim istediğim cevap bu olacak. Şimdi burada niye iki seçenek arasında kalayım ki yani? Bütün seçenekler aynıydı diyor çocuk. Niye aynı olsun? Yani ÖSYM öyle bir hata yapar mı? Bugüne kadar yapmadı. Bundan sonra da yapmaz diye düşünüyoruz. Bütün seçenekler aynı olmaz arkadaşlar. Ne olur peki hocam? Yani bunu sorun. Ben de o konuda size tekrar geri döneyim. Bakın şu olur arkadaşlar. Parçayı siz okursunuz. Sınavdasınız. Sınavda olduğunuz zaman aranızda mezun arkadaşlarınız var. Bu işler böyle deneme sınavında ya da soru bankasında olduğu gibi olmuyor. Sınavdasın yani. Yıllardır hazırlandığın o yerdesin. Parçayı okuyorsunuz. Hatta bazılarınız böyle çize 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 her şeyi çizip iyice berbat ediyor parçayı. Böyle de yapmayın yani. Teknik olarak da söyleyelim. Ben demin yazdırdım ya belli maddeler. Alışın buna. Açın soru bankanızı ben dersi bıraktıktan sonra. O yazdırdığım maddelerden bir şeyler görüyorsanız o cümleyi çizin. Böyle böyle karalarsanız daha geri dönüp bu soruya bir daha bakma ihtimaliniz var. O zaman hiç anlamazsınız. Zihniniz bomboş, iniyorsunuz aşağıya. Ne aradığınızı bilmiyorsunuz ki. İşte o zaman bütün seçenekler aynı olur. Çünkü siz ne aradığınızı bilmiyorsunuz. İnşallah beni anlıyorsunuz. Evet, notlarınız önünüzde. Evet, medya okur yazarlığı diye demin ifade ettiğim şeyi bu soruda daha net göreceğiz arkadaşlar. Mesela burada ana düşünceyi nasıl bulacağız gibi bir tartışma, saçma bir tartışma olur. Çünkü adam bizden ana düşünce bilmem ne istemiyor. Diyor ki bu parçada diyor, bir film anlatıyorum sana diyor. Bu anlattığım filmin diyor senaryosu eleştirilmiş. Bul bakalım diyor niye eleştirilmiş. Önce soru kökü okuruz ya, bunu zaten hep söylendi diye ben söyleyerek de işe başlamadım. Bir hataysa düzeltmiş de olayım. Soru kökünü okuduktan sonra metinde ne anladığımızı, aradığımızı da fark etmiş olacağız. Bakın ne arıyormuşuz burada? Yukarıda bizde bir filmden bahsediliyormuş. O filmin senaryosu eleştiriliyormuş. Niye eleştiriliyor? Bul bakalım diyor yani. Burada düşünce müşünce arayacak değilim. Okuyalım. Stephen Fars'ın 2006 yapımı etkileyici filmi Kraliçe. Ha, filmimiz buymuş. Prens Charles'tan boşandıktan sonra tüm İngiliz aristokrasisine sırtını dönen Prenses Diana'nın ölümünü anlatıyor. Bu cümleyi siliyorum bakın. Çünkü beni öyle bir yere yöneltiyor ki dikkat ölçen bir soru bu. Ana düşünce sorusu falan değil. Parçayı dikkatle okuyup benim istediğimi bulabilecek misin diyor yani. Paragraf sorusu mu? Evet, paragraf sorusu. Ama paragrafın içerisinde çok özel bir yeri istiyor senden. Filmin esas odağı Prenses Diana'nın şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinden hemen sonra Kraliyet ailesinde yaşananlar. Bakın bu da filmin konusuyla ilgili. Geçiyorum. Ha, şunu da söyleyeceksin. Diyeceksin ki hocam senaryo zaten filmin konusu değil midir? Evet. Ama
Onun daha neresi eleştiriliyor göremedim. Onun için buraları atlıyorum. Pek çok yazılı ve görsel malzemeyle desteklenen bir belgesel gibi çekilmesine rağmen film senaryosu fazlasıyla içeriden yazıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Ha. Bak gerekçesi söylüyor sana. Yani nedenini. Senaryonun eleştirilme gerekçesi diyor. O da neymiş? Fazlasıyla içeriden yazıldığı için eleştirilmiş. Yani arkadaşlar bu soruyu sınavda diyelim ki 2 dakikada okuduğunu anlamaya çalıştın. Ne aradığını gerçekten bilirsen, ben şimdi uzun uzun gidiyorum ama şu mesela 10-15 saniyede çözülebilecek soru. Çünkü sileyim bakın. Benim aradığım yer sadece şurası bak. Ve bunun içerisinde bir mecaza odaklanacağım. İçeriden yazılmak ne demek? Bunu bilirsen bu soru çözülecek. Fikri olan var mı? Söylesin içeriden yazılma ne demek? Eleştirilen yönü burasıymış yani filmin. Bu film fazlasıyla içeriden yazılmış bir filmmiş. Burayı herkes eleştirmiş. Buyurun. Damla Alçay, buyurun. Hocam Sesin. çok çok emin değilim ama çok ayrıntıya yer verme gibisinden düşünebilir miyiz? Yok, değil. 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 Başka? Yani taraflı bir şekilde, Hocam başka şey ağızla olarak diyor bazıları, o da değil. Buyurun. düşünebilir miyiz? Hani sarayın genelde içi biraz daha gizlidir ya, onu gizliliği öne çıkardığı için bir hain gibi İyi düşünülebilir yer, iyi mi? yerden girdin ama olmadı. Ya yani içerideki bir köstebek gibi olabilir mi? Onu geliştirdi biraz. Fazla içer yazılmış bu. İçeri neresi? Önce onu çizdim, yuvarlak içine aldım. İçeri kraliyet ailesi değil Kraliyet mi? ailesi, evet. Ha, peki oradan yazılması ne olur bu filmin? Kraliyet ailesinin, evet. Sizin sevdiğiniz kelime yazayım. Bir Türkçe öğretmen olarak doğru değil yazmam ama manipüle etmesiyle yazılmış. Yani kraliyet ailesi bu hikayenin görülmesini istemişse senaryoya bu baskı yapılmış yani. Bunu böyle göstereceksiniz demiş kraliyet ailesi adeta. İçeri orası çünkü yani. Bu parçada Anladım hocam. içeri... Ha. Evet, o zaman biz ne aradığımızı fark ettik. Dedik ki eleştirilen yönü ne? Kraliyet ailesinin istediği gibi gösterilmiş hikaye. Bunu arayacağım. Böyle ne aradığımı bilmeden inmiyorum bakın aşağıya. İnelim şimdi bakın şak diye göreceksiniz zaten. Prenses Diana'nın özel hayatı ile ilgili sırlara ermesi. Mesela çocuk bunu pekala işaretleyebilir. İçeriden yazılması falan ya. Ama bu değil yani. Üzücü bir olayı sinemaya aktarma. Hayır, kraliyet ailesinin manipülasyonu yok burada. Olayları daha çok kraliyet ailesinin bakış açısıyla sunması. Seçeneklerin hepsi Seda Sayan değil arkadaşlar. Ne aradığınızı bilmezseniz o zaman işte seçeneklerin hepsi size aynı gelir. Bir daha söylüyorum. Neyi söylüyorum? Geçen söylediğimi. İstatistik söylemiştim hatırlayın size. Demiştim ki her sene biz bakarız istatistiklere. Matematik herkesin başının belasıdır ama 40 tane matematik sorusunun TYT'de en az 10-20 bin çocuk Türkiye'de full çeker. Ama 40 tane Türkçe sorusunu hiç böyle üç haneli ifade edebileceğimiz kadar öğrenci çözemez yani. 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi. Onların da zaten yarısı siz olacaksınız inşallah. Bizim çocuklar olacak. Diğerleri de artık diğerleri olur. Evet, deminkine benzer bir şey. Dikkatinizi çekiyorum bakın bir de arkadaşlar. Hep böyle her paragrafa bu parçanın ana fikri nedir gibi lütfen yaklaşmayın.
Gördüğünüz gibi medya okuryazarlığı artık böyle söylemeye başladık bir iki senedir. Okuduğunuz herhangi bir metinde mesajı alabiliyor musunuz? O metnin içerisindeki belli yerlere gerektiği zaman, yönlendirildiğiniz zaman odaklanarak işinizi yapabiliyor musunuz? Evet, burada da diyor ki yazarın çaresizliği nedir diye söylüyor. Bunu soruyor bize. Yani parçanın ana fikri nedir, konusu nedir, şu nedir, buradan neye ulaşırız tarzı bir soru değil bu. Ben diyor burada yazarın çaresizliğinden bahsedeceğim. Ama diyor tam olarak nedir o çaresizlik, bana söyle bakalım. Yazı çoğu zaman içimizde taşıdığımız olağanüstü duygu düşüncelerin soluk ve eksikliği yansımasından başka bir şey değildir. Bakın ana düşünce sorsaydı yine tümden geldi. Birinci cümle adamın ana düşünce cümlesi olacaktı. Burada yazının ne olduğundan bize bahsetti. Neymiş peki yazı? Soluk ve eksik bir yansımaymış. Yani hiçbir zaman yazı içimizdeki coşkuyu, duyguyu, düşünceyi olduğu gibi bize aktaramazmış. Bu yansıma karmaşık ve çok katmanlı bir bütünden kopup gelen parçacıklardır. Yazı yansıma diye tarif etmişti. Şimdi yazıdan bahsederken yansıma diye artık söylüyor. Katmanlı bir bütünden kopup gelen parçacıklar, küçültmüş bak. Buraya biraz daha odaklanıyorum şimdi. Muhtemelen o da o yazının, yazarın çaresizliği olarak bunu gösterecek. Yazının meselesi, yazarın esinlendiği o karmaşık ve çok katmanlı bütün orada öylece durur. Ancak bak demin yazdın bak notuna, cümle başı bağlaçlarıyla başlayan ifadeleri önemse yazıyor notunda. Yazarın çaresizliği bu bütünden sadece bir parçayla yetinmek zorunda olmaktır. Ne demek bu mecazlı bütünden sadece bir parçayla yetinmek? Artık yazabilirim. İçindekileri de burada anlattı zaten. Tam ifade edememek. Bunu aşağıda böyle demez mesela. Eksik ifade etmek olarak der. Aynı şey olduğunu anlamalısın. Şimdi ne aradığımı bildiğime göre aşağıya inebilirim o zaman. İmleci alayım. Bakalım tam olarak aradığımız var mı? Coşkuyla yazıya döktüğü deneyimlerinin pek az kişi tarafından takdir görmesi, takdir görme konumuz değil. Herkese hitap etmeyi başarma konumuz değil. Yaşantı ve deneyimlerinin ancak sınırlı bir bölümünü yazdıklarını aktarabilmesi, biz tam ifade edememesi, eksik anlatması demiştik. O da ne demiş? Sınırlı bölümünü ancak yazabilir. Çaresizliği buradadır demiştik. Emin bir şekilde işaretliyoruz. Yine seçenekler arasında kalmadık. Bakın arkadaşlar gayet de rahat yapabildik. Şimdi bu konuyla ilgili yarın devam edeceğim. Bir parçanın yorumuyla ilgili örnek çözüm.